Sıra sizde bir. Karekök 75 ve karekök 147 sayılarını a kök b şeklinde ifade ediniz denmiş. Önce karekök 75'i yapalım. Evet karekök 75. 75 25 çarpı 3'tür. 25 5 diye çıkar. 5 kök 3 olur. 147 ise 49 çarpı 3'tür. 49 dışarı 3 diye çıkar. 49 dışarı 7 diye çıkar. 7 kök 3'e eşittir. Sıra sizde 2. 4 kare kök 3, 5 kare kök 2 ve 7'yi büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi bunları sıralayabilmemiz için hepsini kök içerisinde yazmamız lazım. 4 kare kök 3. Bu 4 kökün içerisine 16 olarak girer. 16 çarpı 3 de 48'e eşittir. Evet 5 kare kök 2. 5 içeriye 25 olarak girer. 25 ile de 2'yi çarptığımızda Karekök 50 buluruz. 7 ise kökün içerisine 49 olarak girer. Şimdi bunlardan en büyük olanı karekök 50 yani 5 kök 2'dir. Daha sonra karekök 49 yani 7'dir. Daha sonra karekök 48 yani 4 kök 3'dür. Sıralama bu şekildedir. Düşünme zamanı. A kök b biçimindeki kareköklü bir ifade, satır numarası a ve sütun numarası b olacak şekilde modellenmiştir. Örneğin 3 kök B kare köklü ifadesi 3. satır ve 5. sütunda bulunan hücre ile temsil edilmiş ve bu hücre karalanmıştır. Aşağıdaki kare köklü ifadelerin A kök B biçimindeki tüm gösterimlerini yazınız. Bu gösterimlerden uygun olanların temsil ettiği hücreleri diyagramda karalayınız. Karalanmayan hücrelerdeki harfleri soldan sağa doğru sıra ile birleştirerek ünlü bir düşünürümüzün ismini ve ona ait bir sözü bulunuz. Şimdi bulduklarımızı arkadaşlar tablodan karalayalım. 2 kök 5. Sonra 6 kök 2. Daha sonra 3 kök 8. 5 kök 11. 2 kök 2. 6 kök 14. 5 kök 15. 4 kök 3. 2 kök 12. 4 kök 9. 3 kök 16 6 kök 4 Evet 2 kök 18 5 kök 2 6 kök 10 5 kök 3 4 kök 15 2 kök 9 3 kök 4 6 kök 3 3 kök 12 Evet 5 kök 14 5 kök 8 4 kök 5 2 kök 20 6 kök 20 2 kök 17 6 kök 18 ve 6 kök 7. Evet 2 kök 8 varmış bunu unutmuşuz. Evet bakın şurada bir J harfi var arkadaşlar. Bu 4 kök 19'dur. Fakat 4 kök 19 çıkmadı. Burada bir yanlışlık yapılmış. 4 kök 19 304'e eşit oluyor. Bakın bu verilmemiş. Aslında bunu da karalanması lazımdı. Oluşan şifre zaferin değerini kazananlar bilmez. Onu mağlup olanlara sorun. Nurettin Topçu. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki ifadeleri A kök B şeklinde yazınız. A şıkkı. Evet 45 9 5'in çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 5 olur. B şıkkı kök 63. 63 9 ile 7'nin çarpımıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 7 olur. C şıkkı 147. Şimdi 147 49 ile 3'ün çarpımıdır. 49 dışarı 7 olarak çıkar. 7 kök 3 olur. C şey şıkkı 242. 242 121 ile 2'nin çarpımıdır. 121 11 diye dışarı çıkar. 11 kök 2 olur. 2. Aşağıdaki ifadelerde kat sayıları karekök içine alınız. A şıkkı 3 kök 4. Şimdi 3 kökün içerisine karesini alıp girer. Yani 9 olarak. 9 ile 4'ün çarpımı 36 olur. B şıkkı. Buradaki 5 kökün içerisine karesini alarak girer. Yani 25 olarak. 25 ile de 6'nın çarpımı 150'ye eşittir. C şıkkı buradaki 2 kökün içerisine karesini alarak girer. Yani 4 olarak 4 kere 7 28 olur. Buradaki 4 içeriye 16 olarak girer. 16 ile de 11'i çarptığımızda 176 buluruz. 3. Aşağıdaki eşitlikleri sağlayan A'nın tam sayı değerlerini bulunuz denmiş. A şıkkı kök 32. Şimdi biz kök 32'yi 1 kök 32 diye yazabiliriz. Dolayısıyla a 1 olabilir. Ya da 2 kök 8 diye yazabiliriz. Çünkü 4 kere 8 32'dir. a 2 olabilir. Ya da 16 çarpı 2'den 4 kök 2 diye yazabiliriz. a'nın değeri 4 de olabilir. Evet c şıkkı kare kök 200. Şimdi bunu 1 kök 200 diye yazabiliriz. A 1 olabilir. Sonra 4 çarpı 50'den 2 kök 50 diye yazabiliriz. A 2 de olabilir. Evet, 225 çarpı 8'den 5 kök 8 olarak da yazılabilir. Yani A 5 de olabilir. Bir de 100 çarpı 2'den 10 kök 2 şeklinde de yazabiliriz. A 10 da olabilir. Evet B şıkkı karekök 128. Şimdi bunu 1 karekök 128 şeklinde yazabiliriz. Yani A 1 olabilir. Sonra 128'i 4'e böldüğümüzde 4 çarpı 32'den 2 kök 32 olabilir. Evet 2 de olabiliyor bakın. Evet 128 16 çarpı 8'dir. 4 kök 8 şeklinde de yazabiliriz. Yani A 4 de olabilir. Daha sonra 128 64 çarpı 2'den 8 kök 2 şeklinde de yazabiliriz. Evet A 8 de olabilir. Ç şıkkı 450. Bu 1 karekök 450 olabilir. Yani A'yı 1 yapabiliyoruz. Sonra 450 9 çarpı 50'den 3 kök 50 olabiliyor. Bakın A yerine 3 de yazabiliriz. Evet 450'yi 25 çarpı 18 diye yazabiliriz. Yani 5 kök 18 de olabilir. A yerine 5 yazabiliriz. Son olarak 225 çarpı 2 diye yazdığımızda 15 kök 2 şeklinde de olabilir. A 15 de olabilir. 4. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A kök B eşittir 192 ise A ile B tam sayılarının toplamının alabileceği en küçük değeri bulunuz denmiş. Evet şimdi şöyle olabilir 192. Bakın 1 çarpı 192'den 1 kare kök 192. Yani A 1 B 192 olabilir. E, diğer türlü 192'yi 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 4 çarpı 48 olur. Bu da 2 kök 48 yapıyor bakın. A2, B de 48 olabilir. Evet, 192'yi 16 çarpı 12 diye yazarsak 4 kök 12 olabilir. Yani A4, B12 olabilir. Bir de 192 64 çarpı 3 diye yazdığımızda 8 kök 3 olabilir. Yani A8, B3. Şimdi A ile B'nin toplamın alabileceği en küçük değer. Bakın 8 ile 3'ü aldığımızda 11 oluyor. Cevabımız 11'dir. 5. S denmiş A artı B en az kaçtır? Evet. Şimdi 2'nin 6. kuvveti 64, 5. kuvveti 32, 4. kuvveti 16, 3. kuvveti 8, 2. kuvveti 4. Bunları bir toplayalım. Evet 124 olur. Şimdi 124'ü ise biz 4 çarpı 31 diye yazabiliriz. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 31 olur. Yani A2 b de 31 oldu. A artı B ise 33 olarak bulunur. 6. Aşağıdaki kareköklü ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi bunların hepsini kökün içine almalıyız. A şıkkı 4 kökün içerisine 16 olarak girer. Kök 32 olur. 2 içeri 4 olarak girer 24 olur. 3 içeri 9 olarak girer 27 olur. Evet en büyükleri 32 bakın. Yani 4 kök 2. Sonra 27. 3 kök 3. Daha sonra da 24 olan 2 kök 6. B şıkkına bakalım. Bu 8 kök 64'tür. Buradaki 3 içeri 9 olarak girer. 9 kere 7 63 olur. Bu da 65. En büyükleri bakın bu 65. Daha sonra 64 olan 8. Daha sonra da 63 olan 3 kök 7'dir. C şıkkı. Bu 4 içeriye 16 olarak girer. 5 kere 16 80 olur. Bu 87. Buradaki 2 de içeriye 4 olarak girer. 84 olur. En büyükleri kök 87. Daha sonra bu 84 olan 2 kök 21. Daha sonra da 80 olan 4 kök 5. Ç şıkkı 3 içeriye 9 olarak girer 99 olur. 6 içeriye 36 olarak girer 108 olur çarpınca. 7 içeriye 49 olarak girer bu da 98 olur. En büyükleri 108 yani 6 kök 3. Sonra 99 yani 3 kök 11 sonra da 7 kök 2. Sıralamalar bu şekildedir. 7. Alanı 240 santimetre kare olan dairenin yarıçap uzunluğu santimetre cinsinden A kök B şeklinde ifade ediliyor. Buna göre kök AB ifadesini alabileceği en küçük değeri bulunuz denmiş. Pi de 3 alınız. Şimdi dairenin alanı pi r kare formülüyle bulunuyordu. 3 çarpı r kare eşittir 240'mış. 240'ı 3'e bölersek r kareyi 80 buluruz. R de kare kök 80 olur. Şimdi bu a kök b şeklinde ifade ediliyormuş. 16 çarpı 5'tir 80. 16 da dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 5 olur. Evet. Şimdi buna göre a kök b ifadesinin alabileceği en küçük değer dendiği için gene ne yapacağız? Buradaki a 4, b de 5 olduğu için 4 kere 5 kök 20 olmuş oldu Bu da. 2 kök 5 şeklinde yazılabilir. 8. Bir karenin alanı kenar uzunluğu 3 kök 15 santimetre olan karenin alanından büyük ve santimetre cinsinden bir doğal sayıdır. Karenin alanının alabileceği en küçük değer için bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden a kök b şeklinde ifade ediniz denmiş. Evet şimdi karenin alanı bir kenar uzunluğu 3 kök 15 olan karenin alanından büyük. O zaman bu karenin alanını hesaplayalım. 3 kök 15'in karesi. 3'ün karesi 9. Kök 15'in karesi 15. 9 kere 15. 135 olur. Şimdi bizim karemizin alanı bundan büyükmüş. Ve santimetre cinsinden doğal sayıymış. O zaman 135'ten büyükse 136 olabilir. Karenin alabileceği en küçük değer budur. Bunun bir kenar uzunluğu da kare kök 136 olur. Evet. Bunu a kök b şeklinde ifade edeceğiz şimdi. 136 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 68 olur. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 34 olur. 2'ye böldüğümüzde 17. 17'ye böldüğümüzde de 1 olur. Bakın şu ikisi tam kare oluyor. Yani 2'nin karesi çarpı 34 olmuş oluyor. Bu da 2 kök 34 şeklindedir arkadaşlar. Evet. A kök B şeklinde göstermiş olduk. 9. Yukarıdaki eşitliklere göre A artı B bölü A eksi B ifadesinin eşit olduğu sayıyı bulunuz denmiş. Şimdi 12 kök 5. Arkadaşlar 12 kökün içerisine Karesini alarak girer. Yani 144 olarak girer. Şimdi bunu şuna benzeteceğiz. Yani şöyle A çarpı 15'e. Şimdi 144'ü 3 çarpı 48 diye yazarsak. Buradaki 3 de 5'in çarpımı 15 olur. Yani bu ifade 48 çarpı 15'e eşittir. Buradan A'yı 48 olarak bulmuş olduk. İkinciyi yapalım. 11 kök 12. Şimdi bu 11 içeriye 121 olarak girer. Bu da B çarpı 33 şeklinde yazılacakmış. Şimdi 121'i arkadaşlar biz 11 çarpı 11 diye yazalım. 12'yi de 3 çarpı 4 diye yazalım. Bakın şu ikisi 33 yapıyor. O zaman 11 ile de 4'ün çarpımı 44 olur. 44 çarpı 33 oldu bakın burası. Buradan B'yi 44 olarak bulmuş olduk. Bize şu ifade soruluyor. A artı B 48 artı 44 A eksi B 48 eksi 44 48 ile 44'ü toplarsak 92 olur. 48'den 44'ü çıkarırsak 4 olur. 92'yi 4'e böldüğümüzde ise kare kök 23 olarak işlemin sonucunu buluruz. 10. x ve y iki basamaklı asal sayılardır. 5 üzeri x eksi y ifadesi tam kare sayıya eşittir. x ve y'nin toplamının en küçük değerinin karekökü kökü a kök b şeklinde ifade edildiğine göre b bölü a en az kaç olur denmiş. Evet x sayısını 13, y sayısını da 11 alırsak 5 üzeri 13 eksi 11, 5 üzeri 2 yani 25 bir tam kare sayıdır. X ve Y'nin toplamının en küçük değeri ise 13 artı 11, 24 yapar. Bunun karekökü kökü A kök B şeklinde yazılacakmış. 2 kök 6 şeklinde yazabiliriz 24'ü 4 çarpı 6'dan. B bölü A. B 6 oldu. A da 2 oldu. 6'yı 2'ye böldüğümüzde de 3 olarak sorunun cevabını buluruz.